Merhaba ben Mesut Çevik. Yeni videoda birlikteyiz. Bu videoda yurt dışından alışveriş yapanları uyarmak istiyorum. İnternetten verdiğiniz siparişler yanında beraberinizde getireceğiniz eşyalar için de büyük kısıtlar getirildi. Ve bu kısıtları aşıyorsanız ekstra ÖTV ve KDV ödemeniz gerekiyor artık. Peki kısıtlar neler? İlk olarak internetten vereceğiniz siparişlerle başlayalım. Daha öncesinde internet üzerinden Avrupa olabilir, Amerika, Çin olabilir fark etmez. Bedeli 1500 Euro'ya kadar olan bir ürünü sipariş verdiğinizde eğer bu ürün Avrupa'dan geliyorsa %18, Avrupa dışındaki bir ülkeden geliyorsa %20 ekstra gümrük vergisi ödüyordunuz ve ürün kapınıza kadar geliyordu, kullanmaya başlıyordunuz. Bunun haricinde ekstra ÖTV veya KDV istenmiyordu. Bazı kısıtlar var ürünlerde ama genel olarak ekran kartlarını, bilgisayar parçalarını, diğer elektronik bileşenleri rahatlıkla temin edebiliyordunuz. Şimdi bu 1500 Euro'ya kadar olan limit 150 Euro'ya indirildi. Ve eğer satın aldığınız ürünün bedeli 150 Euro'yu aşıyorsa artık ürününe bağlı olarak ÖTV ve KDV ödemeniz gerekiyor. ÖTV biraz kafa karıştırıcı bir konu. Çünkü satın alma yaptığınız web sitesi size ne kadar vergi ödeyeceğinizi göstermiyorsa eğer sizin internet üzerinden bu ürün ÖTV'ye tabi mi? Tabi ise ne kadar bir ÖTV oranında vergi ödüyorsunuz Bunlara bakmanız gerekiyor artık. Bayağı bir işinizi zorlaştıracak. Peki ürün 150 euro altındaysa bir değişiklik var mı? Evet, burada da ciddi değişiklikler var. Eğer 150 euroya kadar satın aldığınız ürün Avrupa'dan geliyorsa burada yine yüzde %18 vergi ödüyorsunuz. Fakat Avrupa dışından geliyorsa ki Avrupa dışı dendiğinde bir Amerika olabilir ama büyük ihtimalle AliExpress gibi Çin listelerden bahsediyoruz bu tarafta. Vergi %20'den %30'a çıkartıldı. Ve çok daha fazla para ödeyeceksiniz. E zaten 150 euroyu geçtiğinde de ÖTV, KDV ödüyorsunuz. Katlanarak gidiyor bu bedeller. En çok kimi etkileyecek? Özellikle hani bu elektronikle uğraşan, kendini geliştirmek isteyen, robotik konusunda, yapay zeka konusunda meraklı genç arkadaşlarımız vardı ya. Onlar her geçen gün zorlaşıyordu bu ürünlere erişmesi. Artık tamamen bu konulardan uzakta kalacaklar. Çünkü bir Raspberry Pi kopyasını ya da benzeri bir elektronik bileşeni Çin'den almak istediklerinde Devletimiz ekstra artık fazla vergi alacak onlardan hatta 150 Euro'ya geçen ürünler için ki 150 Euro ne ki aslında elektronik bileşen robotik parçalar dediğinizde ekstra ÖTV ve KDV ödemek zorunda kalacaklar. Onlar için oldukça üzgünüm. Bunlar internet üzerinden vereceğiniz siparişler için geçerliydi. 1500 euro limit 150 Euro'ya düşürüldü. Avrupa dışındaki ürünlerdeki vergi %20'den %30'a çıktı. Ve 150 Euro'ya geçtiğinizde ÖTV KDV ödüyorsunuz. Üzücü haberler ama... Bitmedi, biter mi? Beraberinizle getirdiğiniz elektronik eşyalarda ne oldu? Bunlar için de bir limit var artık. Eğer yaşınız 15'ten aşağıysa burada 150 Euro'luk bir ürün ancak beraberinizle getirebiliyorsunuz. 150 Euro'yu aşan ürünlerde yine ürününe göre ÖTV ve KDV ödemeniz bekleniyor. 15 yaşından büyükler için bir problem yok. Onlar 430 Euro limite kadar beraberlerinde ürün getirebiliyorlar. 430 Euro limit günümüz için oldukça kısıtlı bir fotoğraf makinesi, iyi bir fotoğraf makinesi, iyi bir objektif, iyi bir mikrofon seti, iyi bir ışık seti, bir oyun konsolu artık ekstra vergiye tabi olacak. Yani uçaktan indiniz, elinizi kolunuzu sallayarak öyle ülkeye girmeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Oradaki hemen gümrüğe gideceksiniz ve diyeceksiniz ki ben Almanya'da amcamın yanından geliyorum. Haçlıklarımdan biriktirdim, bir oyun konsolu aldım. Bedeli 430 € geçtiği için ben vergisini ödemek istiyorum. Orada hemen sizden %18 Avrupa'dan gelenler için, Avrupa dışından gelenler için de %20 vergi tahsil edilecek ve ülkeye resmi yollardan gireceksiniz. Ama oldu siz bunu beyan etmek istemediniz. Dediniz ki ne var canım dediniz ya. Bavulun içinde kim görecek dediniz. Geçiyordunuz ve memur sizi yakaladı. Orada görevli memurların amacı zaten böyle bavulunda gümrüğe tabi olan ama beyan etmeyip ülkeye kaçak ürün sokmak isteyenleri yakalamak. Ve sizi yakaladı. Dedi ki gir bakayım X-Ray'e. x XR girdiniz. Orada oyun konsolunuz görünüyor. Cam gibi PlayStation 5 ya da Xbox Series X duruyor. Dedi ki gümrük memuru tamam yakalan. Siz de orada espriye vurmaya çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam işte yakalandık sobeledin beni. Hadi kes vergisini de ödeyelim. İşte orada işler biraz karışıyor. Bakın uçaktan iner inmez. Eğer gidip ürünü gümrüğe beyan eder ve parasını öderseniz hiçbir sıkıntı yok şakır şakır geçersiniz. Ama ola ki yakalandınız, beyan etmediniz artık bundan sonra ürününüze el konuyor ve ekstra cezalara tabi oluyorsunuz. Yani ürününüze el konulsun, riskini göz almak istemiyorsanız mahkemeye ürününe göre, ürün miktarına göre kaçakçılıktan çıkmak istemiyorsanız dikkatli olun. Aman diyeyim yurt dışından beraberinizle getirdiğiniz ürünün fatura bedeli 430 euroyu geçiyorsa beyan edin gümrüğe artık vergisini ödeyin. Cep telefonları için ne oldu? Cep telefonlarını getirebiliyorsunuz çünkü onların zaten ülkede imi kaydı olmadan çalışmıyor. İmi kaydı fiyatı 2700 lirayı aşmış durumda. Ekstra olarak telsiz kullanım ücreti diye ekstra bir ücret var. 100 lira bunu da ödemeniz gerekiyor artık. Ve birçok elektronik eşya için havalimanında ödemeniz gereken treta bandrol ücreti var. 2 euro ile 10 euro arasında değişiyor. Televizyonlar, radyolar, cep telefonları buna dahil. Bunların da ürününe göre bakıp resmi yollardan Hani %100 yasal bir ürünü ülkeye sokmak istiyorsanız bu bedelleri de ödemeniz gerekiyor. Ödemezseniz eğer en uygun yol yurt içinden alışveriş gibi duruyor şu anda. Beni üzen bir nokta var. En çok üzüldüğüm nokta bakın ülkemizde o hani muhteşem cumalar süper cumalar falan var ya kara cuma dememek için yurt dışındakini ismini değiştiriyoruz falan hani daha iyi yapacağız ismini. Hepsi sahte indirimler biliyorsunuz. Önce bindiriyorlar sonra kullanıcıyı dolandırıyorlar. Hatta son dönemde çıkan yasal düzenlemelerden sonra indirim bile yapamadılar. Nerede o muhteşem indirimler hiç görüyor musunuz? Mükemmel Türkiye'de indirim olduğunu göremiyorsunuz. Çünkü birçoğu zaten saçma sapan sahte indirimlerdi. Kullanıcıyı, tüketiciyi kandırmaya çalışıyorlardı. Düzenlemeler artık sahte indirimlerin önüne bir nebze geçmiş gibi görünüyor. Gerçek indirimler nerede oluyordu? Gerçek indirimler Karanlık Cuma gibi, Black Friday gibi isimler takmış bu günlere ülkelerde oluyordu. Bunlar tüketiciyi kandırmıyorlardı. Gerçek indirimler yapıyorlardı ve Türk kullanıcısı yurt dışından vergisini ödese dahi gerçek indirimlerden yararlanıp hiç ulaşamayacağı belki ürünlere yarı fiyatına kavuşma fırsatı yakalıyordu. Ne yazık ki bu düzenlemeyle beraber gençlerimizin bu ürünlere erişimi daha da kısıtlandı. Yani evet, her daim alışveriş yapamıyorduk belki yurt dışından ama gerçek bir indirim olduğunda da yakalama fırsatımız oluyordu. Ve bana soracak olursanız gerçek bir indirimde bir ürünü yarı fiyatını yurt dışından yakalıyorsam eğer ben bu ülkeye zarar vermez fayda getirir. Niye? E, ülkeye bunu ithal ettiler, etseler daha fazla para ödeyecekler resmi yollardan. Ben daha az bir paranın yurt dışına çıkmasını sağlayıp aynı ürünü ülkeye sokabiliyorum. Ülkem bir ürünü daha ucuz almış oluyordu. Ben de kullanmış oluyordum vatandaş olarak. Mutlu bir vatandaş daha az yurt dışına çıkan para iki kere kazanıyorduk. Şimdi böyle bir yolumuz kalmadı ne yazık ki. Gerçek indirimler yapılsa dahi 150 euro oldukça limitli bir sınır. 150 euroyu açtığınızda satın aldığınız ürün için ÖTV ve KDV ödediğinizde zaten indirimin pek de bir anlamı kalmayacak gibi görünüyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Özellikle beraberinizde getirdiğiniz ürünlerde kısıt olması sizi etkileyecek mi? Lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşın. Bu videonun yararlı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlarınızla paylaşın. Yurt dışından alışveriş yaparken dikkatli olsunlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.